İşbirliği içerisinde olduğumuz bir ülke, Türkiye Soğuk Savaş dönemi içerisinde de kayda değer bir mücadele sergilemiştir. Türk askerleri Amerikan askerlerinin yanında yer almışlardır ve onların gerçekleştirdiklerini, yaptıklarını unutmuş değiliz. Ve bu kahramanlıklarına baktığımızda bizim askerlerimizin ve bizim generallerimizin hala hatırladığı bir kahramanlık öyküsüdür. Ve Türk askerlerinin büyük bir onur ve gururla mücadele ettiğini, önde gelen dünyanın büyük askerleri de bunu ifade etmişlerdir. Günümüzde ise ortak tehlikelerle birlikte mücadele ediyoruz. Türk halkı geçtiğimiz yıllarda ve hala yakın bir zaman içerisinde çok üzücü terör saldırılarına maruz kalmıştır. Türkiye'yi destekliyoruz ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türkiye'yi destekliyoruz. Türk halkını destekliyoruz. Onların yanında yer aldığımızı bilmelerini istiyoruz. Türk halkının ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini de destekliyoruz. Ve Suriye'deki sivil İç savaşın ve burada gerçekleştirilmiş olan katliamı da kınıyoruz ve bunu günümüzde gazetelerde de yer alan haberlere baktığımızda ne ifade ettiğimiz, ne anlattığımızı çok iyi anlayacaksınız. Barışçıl bir çözümün bulunması amacıyla Suriye'de de çalışmalar sürdürmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerimizin her iki ülkenin de yararına askeri anlamda ve de askeri anlamda ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda nasıl ilerletilebileceğini konuştuk. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'la ve ortak ateşkese varılması insanlık haysiyetine yakışır bir şekilde ve barışın sağlanması için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı, tekrar ülkemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Sayın Başkan, değerli dostum, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'a ve ekibine şahsım milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. And I would like to take this August opportunity to thank President Trump and his team for the generous hospitality they have shown us upon arrival, not only to my personal self, but to the entire members of my delegation on behalf of the entire Turkish nation. Thank you, Mr. President. Bir kez daha huzurlarınızda Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum. And once again in your presence, I would like to congratulate President Trump for the legendary triumph that he has garnered in the aftermath of the elections. Sayın Başkan'la az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Quite recently we've had bilateral discussions with President Trump. Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldık. And we've had the opportunity to focus on the outstanding relations between Turkey and the United States that date back a long time in history, which are very well rooted and which are quite happily reached a level of strategic partnership. Türkiye ile Amerika arasındaki bağlar demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde gelişmiştir. The relations between Turkey and the United States have been erected upon common democratic values and common interests. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız, karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Keeping our outstanding relations stronger than ever will be very important not only for our common interests but also stability of the globe and peace around the world.
bölgemizin ve ortak ateşkese varılması insanlık haysiyetine yakışır bir şekilde ve barışın sağlanması için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı, tekrar ülkemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Sayın Başkan, değerli dostum, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'a ve ekibine şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. And I would like to take this august opportunity to thank President Trump and his team for the generous hospitality they have shown us upon arrival, not only to my personal self, but to the entire members of my delegation on behalf of the entire Turkish nation. Thank you, Mr. President. Bir kez daha huzurlarınızda Sayın Trump'ı seçimlerde elde ettiği tarihi zafer için kutluyorum. And once again in your presence, I would like to congratulate President Trump for the legendary triumph that he has garnered in the aftermath of the elections. Sayın Başkan'la az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Quite recently we've had bilateral discussions with President Trump. Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye ilmiş olan katliamı da kınıyoruz ve bunu günümüzde gazetelerde yer alan haberlere baktığımızda ne ifade ettiğimiz, ne anlattığımızı çok iyi anlayacaksınız. Barışçıl bir çözümün bulunması amacıyla Suriye'de de çalışmalar sürdürmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerimizin her iki ülkenin de yararına askeri anlamda ve de askeri anlamda ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda nasıl ilerletilebileceğini konuştuk. Aynı şekilde Sayın Erdoğan'la gelen dünyanın büyük askerleri de bunu ifade etmişlerdir. Günümüzde ise ortak tehlikelerle birlikte mücadele ediyoruz. Türk halkı geçtiğimiz yıllarda ve hala yakın bir zaman içerisinde çok üzücü terör saldırılarına maruz kalmıştır. Türkiye'yi destekliyoruz ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türkiye'yi destekliyoruz. Türk halkını destekliyoruz. Onların yanında yer aldığımızı bilmelerini istiyoruz. Türk halkının ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesini de destekliyoruz. Ve Suriye'deki sivil İç savaşın ve burada gerçekleştirilen işbirliği içerisinde olduğumuz bir ülke, Türkiye Soğuk Savaş dönemi içerisinde de kayda değer bir mücadele sergilemiştir. Türk askerleri Amerikan askerlerinin yanında yer almışlardır ve onların gerçekleştirdiklerini, yaptıklarını unutmuş değiliz. Ve bu kahramanlıklarına baktığımızda bizim askerlerimizin ve bizim generallerimizin hala hatırladığı bir kahramanlık öyküsüdür. Ve Türk askerlerinin büyük bir onur ve gururla mücadele ettiğini önde